Burada şişelerin hepsi yeşil renk ama bir tanesi dikkatimi çekti. Kırmızı renkte olan bu nedir? Bu tonik, yani lahana suyu. Lahana suyu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Louis Pauling Enstitüsü yapmış olduğu klinik araştırmada Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlığı olan hastalar üzerinde klinik araştırmalar, deneyler yapmışlar. Bildiğimiz lahananın birleşiminde binlerce vitamin, mineral, enzim var da bizi ilgilendiren iki şey var. Çok önemli. Bir, yoğurtlara katılan faydalı bakteri bunda doğal olarak var. Laktobacillus ve bifidobakterisi. Yani günümüzde kültüre olarak yetiştirilen yoğurtlara katılan faydalı bakteri bunda binlerce katı var ve doğal olarak var. Bağırsakları Onu düzenler. kendiniz Bir, yapıyorsunuz ama değil mi hocam? tabii, özel bir fermentasyondan geçiyor. İki, hiçbir bitkide olmayan bir şey var lahanada. Nedir? Metil metilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Lahanayı haşladığınız zaman bu yok olur, çözülür, bozulur. Kaynattığınız zaman bozulur. Metil metilyonun sulfonyum bromit gastrit, ülser ve reflüye sebep olan bakteriyi ne yapar? Öldürür. Akıllı bakteri denir. Midede gastrite, ülsere sebep olan bakteriye Helicobacter pylori. Helicobacter pylori diğer bakterilerden farklı olarak sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. O köpüğün içerisinde mideye, mukozasına yerleşir ve tahribata başlar. İşte bu lahananın birleşimindeki metil metilyonun sulfonyum bromit bakteriyi yok eder. Fakat ben evde yapsam lahanayı sıksam, suyunu içsem ne olur diyor bazıları. Genelde evde yapıyorlar hocam. Mesela siz anlatıyorsunuz. Evde gidip lahanayı alıyorlar. İşte zayıflamak için kullanıyorlar. Mesela maydanoz kaynatıyorlar. Zayıflamak için olur da bu gastrit, ülser, reflü için olmaz. Çünkü bunun birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Evde lahana suyunu sıkıp suyunu içerse guatra sebep olabilir. Biz bunun içerisinde sadece bir lahana suyu değil, 19 çeşit bitki var. Yani al lahanayı, püresini yap, sık suyunu iç, olmaz. Yani midedeki gastritten kurtulacağım derken guatra sebep olur. Bu nedenle kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Fiyatı da zaten bunun, yani meyve suyu fiyatı neredeyse çok çok ucuz. Uygun fiyat. Yani Yani yok. bu rahatsızlıkla, işte mide rahatsızlıkları ile ilgili toniği mi kullanacağız? Evet. Bir hanımefendi 15 yıldır gastrit, reflü vesaire yiyemiyor, içemiyor. Ağzından böyle acı sular geliyor. Sabah kalkıyor. O yasak, bu yasak, şu yasak. Hiçbir şey yiyemiyor. Haşlanmış bir şeyler yiyor. Dedi ki bana, ya hayatta her şey yasak oldu bana. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Hayata küstüm. Ne olacak benim hayatım? Hiç problem değil dedim. 6 haftada iyileşirsin. İyi dedi. Biz ona tonik verdik, gitti. 15 gün sonra geldi, dedi ki ben taş da olsa yiyorum artık. Ben artık kullanmayacağım. Dedim ki 6 hafta devam et. En az 6 hafta. Yok dedi, ben her şeyi yiyorum. 15 günde bıraktı. 15 gün. Hocam peki çok teşekkür ederiz. Geçen haftadan gelen bir mailimiz var. Genital sihir ile ilgili. Bununla ilgili bir ürününüz var Genital mı? sihir, genital herpes hızla yayılıyor. Neden yayılıyor? Niçin yayılıyor? Hocam başlangıç.